Merhabalar. Bu videoda Türkiye'deki kıyı tiplerini belli başlı özelliklerine göre anlatarak e, tek tek geçeceğim. Bazı kıyı tiplerinin yurt dışındaki e, çok güzel örneklerine değinmem gerekiyor yalnız. Türkiye'den sadece o zamanlarda çıkacağız. Bu videoda hangi kıyı tipleri olacak? Boyuna, Enine, Delta, Falezli, Limanlı, Riya ve Dalmatça. Önce boyuna kıyı tipi ile başlayalım. Boyuna kıyı tipinin en önemli özelliği kıyı çizgisine paralel dağların uzanması ve bu dağları takip eden kıyı çizgisinin pek girinti çıkıntı olmadan dümdüz ilerlemesi. Bunu nerede görüyoruz? Karadeniz'de ve Akdeniz'de görüyoruz. Hemen yaklaşalım, görelim. Şurada bir dağ çizgisi görüyoruz. Bir dağ sırası. Bakıyoruz onu takip eden dağlar, dağlarla Aynı yönde ilerleyen bir kıyı çizgisi ve kıyı çizgisinde hiç girinti çıkıntı yok. Hemen Karadeniz'e gidelim. Karadeniz'de de bakın sıra dağlar ve pek girinti çıkıntı olmadan ilerleyen bir kıyı çizgisi görüyoruz. Şurada deltalar var. Daha sonra değineceğiz. Bu e, boyuna kıyı tipinin özelliği, bu dağlarla kıyının ilişkisi, şöyle bir etkiye sebep oluyor. Denizden gelen nemli ve ılıman hava koşulları, bu dağları aşıp iç kısımlara ulaşamıyor ve hemen dağların arkasında karasal iklim şartları hakim oluyor. Burada görebildiğimiz gibi, burada dağlar bir engel teşkil ediyor. Bakın buralar yemyeşilken, buralarda aynı durumu göremiyoruz. Sıradaki kıyı tipimize geçelim. İkincisi enine kıyı tipi. Burada boyuna kıyı tipinden farklı olarak şunu görüyoruz. Dağlar kıyı çizgisine dik bir uzanım gösteriyor. Şurada kıyı çizgisini görüyorsunuz. Bakın bir dağ uzanıyor burada ve dik. Aynı şekilde dik bir uzanım daha. Dik, dik. Bu neye sebep oluyor? Pek çok koy ve körfezin bulunmasına sebep oluyor. Bu koy, bu koy ve körfezler hepsi birlikte kıyı çizgisinin aşırı derecede uzamasına neden oluyor. İşte bu yüzden Ege bölgesi Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip. Halbuki şöyle baktığımızda Ege bölgesi kısacık Karadeniz upuzun gibi göründüğü halde. Karadeniz'deki kıyı çizgisi dümdüz olduğu için Ege'deki kıyı çizgisi de büklüm büklüm kıvrım kıvrım uzandığı için böyle bir fark oluşuyor. Şuradan bir ucundan ve şuradan diğer ucundan tutup Ege bölgesinin kıyılarını çektiğimizde Karadeniz'inkinden çok daha uzun bir hal alıyor. Boyuna kıyı tipinden bir farklı özelliği de şu enine kıyı tipinin. Denizden gelen nemli ve ılıman hava koşulları bu dağların arasından iç kısımlara kadar rahatça ulaşabiliyor. Ve biz kıyıdan çok uzaklarda bile denizel etkiyi hissedebiliyoruz. Şöyle bakın aydın da olduğu gibi. Denizlinin içlerine kadar kıyının etkisi, denizin etkisi görünüyor. Aynı burada da. Böyle. Bakın şurada hemen nasıl kesiliyordu. Buradaysa nasıl iç, içerilere kadar Deniz etkisi girebiliyor, sokulabiliyor. Üçüncü kıyı tipimiz delta kıyı tipi. Buna Türkiye'nin en büyük deltasından örnek vereceğim. Çukurova, Çukurova deltası. Bakın Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının oluşturduğu bir delta. Bu deltalar dalga aşındırmasının olmadığı veya çok az olduğu yerlerde ve akarsuların büyük malzeme taşıdığı yerlerde, şelf alanının da geniş olduğu yerlerde, yani denizin sığ olduğu yerlerde görülüyorlar. Çukurova da bu şartların hepsini sağladığı için burada Türkiye'nin en büyük deltası oluşmuş. Karadeniz'de de pek çok delta ovaları mevcut. Falezli kıyıya gelelim. Falezli kıyılar kıyı şeridinde dik uçurumların bulunduğu kıyılardır. Burada aklımıza hemen Antalya'nın kıyıları göre, gelebilir. Bu plajların olduğu yerleri değil de şu falezlerin olduğu yerleri hatırlayın. Bakın görüyorsunuz kıyı boyunca uçurumlar, kayalıklar uzanıyor. İşte buna da biz falezli kıyı diyoruz. Bu sadece Antalya'da mı oluyor? Hayır. E, farklı yerlerde de olabilir. Bu kıyının jeolojisine ve jeomorfolojisine göre değişir. Mesela boyuna kıyı tipinin genel olarak görüldüğü Antalya'da vardı. Şimdi İzmir'de Karaburun'da da olduğunu göreceğiz. Bakın Burada falezleri görüyorsunuz. Uzaklaşmışken hemen delta kıyı tipine bir örnek göstereyim. Bu da devasa Nil deltası. Şu bütün gördüğünüz şu yeşil kısım. Bakın şuraya getirdiğimizde neredeyse Konya Ovası kadar bir alan. Limanlı kıyılara geldi şimdi sıra. Limanlı kıyılar dediğimizde hemen İstanbul'a gideceğiz. Büyük çekmece ve küçük çekmece göllerine gideceğiz. Limanlı kıyıların özelliği bir girintinin, bir koy veya körfezin ağzının kıyı okuyla kapanmasıyla oluşması. Bu tam kapanmış veya kapanmak üzere olabilir. Mesela şurada görüyorsunuz. Limanlı denmesinin sebebi de böyle korunaklı yerler olması. Limana benziyor yani. Sıradaki kıyı tipimiz Riya tipi kıyı. Hemen İstanbul'a gelmişken Haliç'i gösterelim. Yalnız Haliç ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Haliç bir Riya tipi kıyı. Ancak ona biz Haliç ismini koymuşuz. Ki Haliç aslında başka bir kıyı tipinin ismi. Riya nasıl oluşuyor? Önce bunu söyleyeyim. Daha sonradan Haliç'le olan farklarını söyleyeyim. İstanbul'daki Haliç deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalmış bir akarsu vadisi. Bunu şeklinden de anlayabiliyorsunuz. Bakın diğer kıyı tiplerinde hiç denizin bu kadar içleri kadar sokulduğunu görmüyorduk. Ama burada neredeyse bir akarsu gibi kıvrımlar yaparak içeriye doğru uzanıyor ve sonra da gerçekten bir akarsu olarak devam ediyor. Yani Haliç aslında ağız kısmı sular altında kalmış bir akarsu. Peki Haliçler nasıl oluşuyor? Haliçler ise gelgit etkisiyle akarsu ağızlarının aşındırılması ve genişlemesiyle oluşuyor. Türkiye'de böyle bir örnek yok. Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yok. Yani gelgit genliğinin az olduğu bir yer Türkiye. Bizim burada çok kısa yarım metre gibi gelgitler olurken okyanus kıyılarında metrelerce gelgitler görülüyor. Ve Thames Nehri bunun karakteristik örneklerinden bir tanesi. Gelgit aşındırmasıyla oluşmuş açılmış bir akarsuyun ağzı. Başka bir örnek dersek hemen New York'a gidelim. Evet. Burada da Hadsun Nehri'ni görüyoruz. O da gelgit aşındırmasıyla ağzı açılmış ve eee içerilere kadar deniz sokulmuş. Türkiye'den bir başka yere gideceğiz şimdi. Türkiye'nin en kuzey noktasına gidiyoruz. Evet, Hamsilos'a geldik. Türkiye'nin en kuzeyindeyiz. Sinop'tayız. Hamsilos için genelde internette Türkiye'nin tek fiyordu deniyor. Ama fiyortlar biliyorsunuz buzulaşındırmasıyla oluşuyordu. Yani e, buzulaşındırmasıyla oluşan buzul vadilerinin daha sonradan deniz suları altında kalmasıyla fiyortlar oluşuyordu. Hamsilos ise e, böyle bir yer değil. Çünkü hiçbir zaman Türkiye'de deniz seviyesine kadar buzullar inmedi. Buzulaşındırması inmedi. Buzul vadileri buraya kadar gelmedi. Burası bir akarsuydu eskiden ve Karadeniz'in sularının yükselmesiyle sular altında kaldı. Yani burası da bir Ria tipi kıyı. Şimdi en son ve benim en sevdiğim kıyı tipine gelelim. Dalmatya tipi kıyı. Türkiye'de Fethiye ile Kaş arasında görülüyor. Bunlar birbirine paralel dağ sıralarının bakın birbirine paralel dağ sıralarının aralarının deniz suları tarafından basılmasıyla oluşuyor. Yani e, biraz Riya tipine benziyor Dalmatya tipi kıyı. Ama burada bir vadi değil, iki dağ sırasının arası suyla doluyor. Mesela şurada görüyorsunuz. Burada bir dağ sırası var, burada bir dağ sırası var, burada da bir en dış sıra var. Bunların araları suyla dolduğu için e, İçerideki dağlara paralel uzanan adalar burada kalmış. Yani bunlar da eskiden aslında dağdı. Şuradaki dağlardandı. Ama e, araları suyla dolduğu için adaya dönüşmüşler. Dışarıda kalmışlar. Dalmatça isminin verilmesinin sebebi Dünyada en karakteristik örneğinin Dalmatça'da, Dalmatça kıyılarında görülmesi. İşte bakın burası. Türkiye'de bakın bir sıra iç, e, su altında kalmışken burada sıra sıra dağların aralarının suyla dolduğunu ve paralel adaların oluştuğunu görüyoruz. Evet, burası Dalmatça. Burası da Dalmatça kıyı tipinin Türkiye'de görüldüğü yer. Umarım öğretici bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın.